Evet arkadaşlar, kuş uçurmaya devam ediyoruz. Kuşları kaldırdık. Rüzgar var ama kuşları kaldırdık. Uçakların rüzgar rotası nişleri buradan. Sabah uçurmuştuk, o yüzden kuşlar fazla uçmadı. Yarım saat kuşlar uçtu. İndir kaldır yapıyoruz, kuşlar uçuyor. Rüzgar felaket. Gördüğünüz gibi çınar ağacı acayip sallanıyor. Yani geçenki gibi rüzgar yok ama yine bayağı bir rüzgar var. Yani bir rüzgar oldum işte, yeni kuş şöyle. Arkaya gitti mi tamam, bitti iş. Daha da gelemiyor yeni kuş. Evet. Dumanlı eş oluyor. O yüzden oyundan düştü. Ha, Mardin kuşunun ben şeyini anlamıyorum yani. Oyundan niye düşüyorsun? Oyunlu kuşsun, niye eş aldın mı tak diye düşüyorsun. Ben bunu anlayamıyorum yani. Yani her Mardin bunu yapıyor mu bilmiyorum. Evet kuşları. İşte bir daha kaldırdım. Böyle rüzgar biraz vurdukça kaldırıyorum kuşları. Yani Mardin kuşlarını pek öyle kaldır indir yapmıyorum ama baskayı, bangoyu hiç. Kelebeği hiç affetmem, indir kaldırırım. Evet, Mardinlerin de bunlar. Sami dumanla. Bir de çakmak da var uçan. Ha, rüzgar var yani gördüğünüz gibi. Kuşları engelliyor yani. Ya bırakın kuşları engelleri, uçakları bile engelliyor yani. Uçağın uçma rotası, her şey değişiyor. Rüzgar her türlü engelliyor yani, uçağı da engelliyor. Bizim kuşları da aile aile engelliyor yani. Kuşlar kanat vurmadan sadece süzülüyor yani. Süzülüyor kuşlar. Evet, diğer kuşları da açtık. Ya yavruyu biraz doyurduk ama artık miski yavru, bakalım ne olacak, yaşar mı
Şu mavi baska da aynı bunun gibiydi. Böyle baka baka büyüttük. Şimdi güzel oldu. Aa işte rüzgar gördüğünüz gibi bak suyu bile delirdi. Bak ya yani. Felaket ya rüzgar. İnanılmaz yani. Öyle başladığı zaman hiçbir şey yapamıyorsun. Her şeyi deviriyor. Gelin bakalım. İnşallah kuşlardan giden olmaz. Hadi. Kuşların en iyi vitamini bence güneş, D vitamini. Kuşların da çok ihtiyacı var yani. Ben hiç suyu yanlarından eksik etmiyorum. Genelde toprak koyuyorum, taş, yeşillik atıyorum. Pazıyı çok seviyor kuşlar. Pazı, siz de atın pazıyı. Maydanoz atıyorum. Semizotu diyorlar. Semizotunu kesip atıyor. Ben atmadım ama atacağım. Ondan da büyütüp atacağım. Kuşlar o yüzden ben şey atmıyorum. Yani ilaç kullanmıyorum. İnanın bu sene. Geçen sene ilaç çok kullandım. Yani o zaman geçen sene çok kuş öldü. Bu sene hiç kullanmadım. Bu sene devamlı kuşlara bu şekil yaptım. Toprak attım. Taş attım. Su anlarından eksik etmedim. Yeşillik devamlı yaptım. Sularını devamlı değiştirdim. Yani hiçbir ölmedi. Sadece şu cılız bir miski yavru var baska. Bir tek o cılız kaldı. Diğer yavrular gördüğünüz gibi hepsi büyüdü de burada. Hiç de bir şey olmadı. Bakın bu yavru burada büyüdü. Bunun gibi diğer yavruların hepsi burada büyüdü. Baska yavru var. O da sazlı çıktı. Diğer yavru var. Çikolata. Hepsi burada büyüdü. Hiçbirine bir şey olmadı. Hepsi de büyüdü. Hiç ölen olmadı yani. O yüzden hani devamlı kuşları dışarı çıkarırsanız bakın buradan toprak yiyor kuşlar. Toprak yerse kuşlar hiçbir şekilde hasta olmuyor yani bence. Kuşların havalandırmasını da iyi yaparsınız. Gerçi bana göre havalandırması normal. Çok soğuk olduğu için fazla havalandırma açamadık. Soğuk olmasın diye kışın. Ama idare eder yani. Biraz daha kuşları azaltırsak kendi havalandırması iyi. Bir tek şu Miro baskan biraz rahatsız kuşların içinde. Bir tek o rahatsızlığı var. Diğerleri maşallah var. Kuşlar devamlı. Eski kiremidi alıyorum. Şöyle 20-30 senelik kiremidi kırıyorum. Kuşlara veriyorum. Dumanları alıştırmaya çalışıyoruz. Tamamen geziyorlar. Evet. Kuşlar bu şekilde. Yani bu rüzgar bizi dehşet engelliyor ya. İnanın. İnanılmaz engelliyor bizi.
Vay be, kırmızı dişi çıktı. Gördüğünüz gibi diğer boncuğuyla eş almış. Artık bundan sonra böyle bir güneş olur. Artık havalar bu şekilde olur. Yani daha iyi olacağını zannetmiyorum. Artık öyle 30 derece sıcaklıklar olmaz. Artık bu şekilde sonbahara doğru. Evet, postanın baktığı kuşa bak. Diğer kuşların baktığı kuşa bak. Arasında dağlar kadar fark var. Görüyorsunuz ama maalesef başka kuş koyduk ama kırık çıktı. Yapacak bir şey yok. Alıştılar. Toprak arıyorlar. Toprak koymamız lazım. Şuraya toprak koyuyorduk. Toprak olsaydı dehşet yerlerdi. Erkek döneğimiz. Buna bir dişi bulamadık. Maalesef bu da gitti. Baskayla eş aldı. Haliyle vurmazsanız aynı kuşu gider başka kuşla eş alır. Evet, şu
şu mavi baska çok rahatsızdı. Ama kuş öyle yapa yapa kuşu iyileştirdik. Tüye girdi. 10 numara bir kuş oldu. Ara ara böyle rüzgar devam ediyor. Babam da şu çiçekli ağacı yuvaların arasında kaldı. Şöyle göstereyim. Babam da bunu dehşet seviyor. Meyvelerin arasında kalmasına rağmen babam diyor çok güzel bir çiçek. Bu çiçekli ağacın ne olduğunu bilen varsa yazabilir. Ben de merak ediyorum. Babam böyle çok seviyor bunu. Kıyamıyor bunu kesmeye. Yani meyvelerin kara yemişin arasında kaldı. O yüzden diyorum ki baba arasında kaldı. Bir arasında da elma var. Keserim ama kıyamıyor. Bıçaklar. Sesi alıyor musun bilmiyorum da bayağı bir ses çıkartıyor yani. Şu dakikada bir yaz mevsimleri. Kuşlar da harbiden bakıcı bence posta ya. Posta bir de Trakya. Gerçekten dehşet bakıyor. Şu kahverengi olan kuşa posta baktı. Yani diğer kuşlar da baska, o da baska cinsi. Kuş sanki farklı bir şey yani. Harbiden farklı bir boyutta bir kuş çıktı yani. Hiç yedirme sıkıntısı yok. Ama diğer baskanın baktığı kuşa bakıyorsun. Resmen biz büyütüyoruz yani. Bulutlar kapalı, o yüzden güneş gitti. Yani bazı arkadaşlarım şey diyor ya Fatih işte senin yerin güzel ağaçtır. Mardin kuşu zoru sever. Buraya iner. Yani Mardin kuşu zoru sever ama kaç tane kuş ağaca tosladı ya. Şu çınar ağacına vurdu.
Öteki ağaca vurdu. Kanadını sakatladı, öldü. Kaç tane kuş yani. Şu direğe vuran bile oldu. Ben anlamadım yani. Nasıl bir akıl, nasıl zoru sever, zoru seven kuş bu şekilde mi olur? Bilmiyorum yani. Harbiden şaşırıyorum yani. Bana mı denk geliyor salak kuşlar? Zoru seven kuş böyle mi olur yani? Ağaca tosluyor, direğe tosluyor. Hızını alamıyor, başka bir yere vuruyor. Ah dumanlı ah. Geçen günü akşam karanlığında kalktı bu dumanlı. Dama atmış. Damla da yakalamaya çalışmışlar. Düş gitti elektrik direğinde yattı. Kimse yakalamasın diye. Benim Arnavutköy'de yamyam kaynıyor yani. Yapacak bir şey yok. Kuşçulukta maalesef var bu işler. Güzel bir kuş uçtu mu sahip olmaya isteyen çok kişi var. Maşallah diyen yok. Gelmeye başlıyor. Burada da gördüğünüz gibi genelde biz Karadeniz'de üzüm çok dibine üzüm dikerler. Böyle ağaca dikerler ama babam gitmiş çama vermiş. Çamada çıkılmıyor. Üzüm de bu şekilde olmuş. Ayrıca arkadaşlar kamera sistemimiz var burada. Bir kameramız orada çalışıyor. Bir kameramız da burada. Bir de arkasında var. Alarmımız var. Tedbirimizi kendimizce aldık ama tabii burada da bir kameramız var. Tedbirimizi kendimizce aldık ama tabii hırsız her türlü var yani. Hayırlısı artık. Kuşlar devamlı yıkanıyor bu şekilde. Arkadaşlar bakın videoyu burada sonlandırıyorum. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hayvanı sevmeyen insanı sevemez diyorum.
Kendinize iyi bakın. Saygılar, selamlar.